a vestir camisetas de Galatasaray, sin duda es un punto muy importante. Sí, es algo bonito y poder formar parte de la historia de un club tan histórico como este, pues es algo muy bonito y espero demostrar aquí el por qué este club ha hecho el esfuerzo de que yo venga aquí y que la gente pues me recuerde, sobre todo por jugador que intenta hacerlo lo mejor posible y que va a dejar todo en el campo para que así sea. Tabii ki böyle tarihi olan, böyle geçmişi olan bir camiaya ben de adımı bu şekilde yazdırmak güzel bir şey. Yani böyle bu camiada, bu tarihte bir şekilde yer almak güzel tabii ki. Bundan sonra da yapacağım işlerle, saha içinde göstereceklerimle hem Galatasaray gibi büyük bir camianın beni niye seçtiğini göstereceğim, hem de tarihte daha güzel başarılar imza atmak istiyorum. Ki Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in gelişiyle çok önemli bir kadro oluşturdu. Emanuel Eboué, Fernando Muslera, Thomas Ulfaluji, Felipe Melo gibi çok önemli isimler kadroya katıldı. Ve Olympiakos'la oynanan hazırlık maçında da aslında Galatasaray'ın bu yeni oluşumunu görme fırsatı buldu. Nasıl bir değerlendirme yapar Galatasaray'ın bu yeni kurulan kadrosuyla ilgili? Nasıl buldu Galatasaray'ın? Después llegada de nuestro técnico nuevo, nuestro entrenador nuevo, hemos fichado con algunos extranjeros muy buenos, como Eboué, como el Mandar, sabes, como Melo, y tú jugaste contra ellos también en el camiseta de Olympiacos. Entonces, ¿qué piensas sobre esta partida? ¿Qué piensas sobre equipo? No, la verdad que se ha reforzado muy bien y uno de los factores importantes pues para venir es porque es claramente el Galatasaray ha hecho un equipo para ser campeón. Y espero que entre todos nosotros que hemos venido nuevos, pues sumados a los que ya estaban aquí, podamos hacer este equipo que todos queremos para que sea campeón. Galatasaray'ı seçmemdeki en büyük sebeplerden biri de bu zaten. Gerçekten yapılan transferlerle bunu çok yakından çok rahat anlayabiliyorsunuz. Yapılan transferlerle, yapılan yeni getirilen yeni oyuncularla kulübün amacının tamamen şampiyonluk olduğunu yakından anlayabiliyorsunuz. O yüzden ben de bu takımı seyretme, bu takımı görme fırsatı buldum. Gerçekten çok iyi bir takım kurulmuş. Ben de buraya elimden geldiği kadar eski oyuncularla, yeni gelen oyuncularla en kısa zamanda kaynaşıp en iyi şeyler vermek istiyorum. Peki kendisi Mallorca adasında dünyaya geldi ve Barcelona'nın eski yıldızı Miguel Angel Nadal ve dünya ünlü tenisçi Rafael Nadal da aynı yerde doğmuş diğer isimler. Mallorca adasının bu bakımdan İspanyol sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu konuda neler söyler? Tú naciste en isla de Mallorca. Como nosotros sabemos que Nadal, futbolista, nacido ahí y la Nadal también. Entonces tú naciste ahí, entonces podemos decir que hay una especialidad de esta isla en deporte. Sí, la verdad que están saliendo, bueno, lo más conocido está claro que es Rafa Nadal y Miguel Ángel Nadal, pero también es verdad que no a nivel internacional, pero a nivel nacional de España también. Deportistas también que están saliendo de la isla, es algo bonito, nos sentimos orgullosos de los mallorquines al ser una isla tan pequeña. Y respecto con la familia Nadal, pues las dos familias, tanto España como la de ellos, nos conocemos mucho y vivimos prácticamente cerca. Y bueno, son dos familias que nos llevamos muy bien y bueno, hemos tenido la suerte de ser conocidos, pero la verdad que estamos esperamos que la isla de Mallorca pueda sacar muchos talentos. Dediğiniz gibi Mallorca Adası bu yönüyle tanınan bir ada. Şu anda verdiğiniz örnekler tabii ki en göze çarpan örnekler. Bunun haricinde ulusal anlamda da Mallorca Adası'nın çıkardığı birçok sporcu var. Ulusal anlamda başarılı olan birçok sporcu var. O yüzden bu tabii ki bizlere gurur veriyor. Yani Mallorca gibi küçük bir adayı bu şekilde temsil edebilmek bizlere gurur veriyor. Kendileriyle de zaten yakından görüşüyorum. Çünkü yaşadığımız yer, evlerimiz de birbirine yakın olduğu için ailece görüşme fırsatımız da oluyor. Ve umarım ilerleyen yıllarda da Mallorca Adası yeni yıldızlar çıkartmaya devam eder. Peki Espanyol'u biraz konuşalım. Kariyerinde çok önemli bir yere sahip. Sevilla ile oynanan bir UEFA Kupası finali var. Orada kaydettiği bir gol var. Fakat bu kupaya uzanmalarına yetmemişti. O dönemle ilgili, Espanyol kariyeriyle ilgili neler söylemek ister bize? Vamos a hablar un poco de tu carrera anterior. Tú jugaste en Español, tú jugaste muy bien ahí, jugaste un copa, un final contra Sevilla. Marcaste un gol, pero desgraciadamente no has conseguido
ganar Copa. ¿Y qué piensas sobre este partido o sobre la carrera en español? Bueno, en español es donde he pasado más tiempo en un club, con 3 años, y hicimos, pues, considerando el club que es, 2 grandes temporadas. En una llegamos a la final de la